Bu çivi tabancası, havalı çivi tabancası heyecanla aldım. İnternet üzerinden yapılan satışlar ve mağdur olan vatandaşlar örneğine bir yenisi de Manisa'dan eklendi. Manisa Semazenler Derneği Başkanı olan ve bir dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı olan Musa Akçay, internet üzerinden bir ürün almak istedi. Fakat almak istediği ürün yerine bambaşka bir ürünle karşılaştı. Ödediği ücretin çok altında olan ürünü gören Akçay haliyle aldığı yere iade etmek istedi. Ama karşısında bir muhatap bulamadı. Yaşadığı olayı Manisa TV'ye anlatan Musa Akçay, başkaları da dolandırılmasın dedi. Görmüş olduğum bu çivi tabancası, havalı çivi tabancası heyecanla aldım. Reklamlarda demire vuruyor, taşa vuruyor, her yere basıyor. Dedim ki bu bana lazım olur diye heyecanıyla bunu sipariş verdim. 119 lira artı 10 lira da kargo ücreti olarak ödenmiş. Dedim ki bu ürün şimdi yarım saat içerisinde alınmış ama bir beklediğim ürün değil. Yani şimdi size gösteriyorum, benim reklamlarda gördüğüm ve çok emekle güzel bir reklamla bahsettikleri bu ürün, yani havalı çivi tabancası. Demire basıyor, ne bileyim duvara basıyor, her tarafa basıyor. Bu reklama güvenerekten ben bu reklamı verdim. Gelen ürün ise gördüğünüz gibi bu. Yani plastik 5-10 liralık bir tabanca gibi geldi. İlgili firmayı arayacaksınız. İlgili firmayla ulaşamıyorum. Ve ne yaptım? Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim mağdur olduğum gibi başkalarının da mağdur olmaması için mümkünse görmedikleri bir siparişi teslim almamaları ve mağdur olmamalarını diliyorum. Benim sizlerden isteğim, ben gerçi parasında falan değilim ama bu şekilde Türkiye genelinde son zamanlarda birçok vurgun ve hatalı satış yapılıyor ve mağdur insanlar oluyor. Çoğu hakkını arıyor, bir kısmı da aramıyor. Ben şu anda savcılığa suç duyurusunda bulundum. İnternet ortamında almış oldukları ürünleri mümkünse görmeden parasını ödemesinler.